Şimdi bu kök hücreleri vücudumuzdan aldığımız karın bölgesi, bel bölgesi, bacaklardan topladığımız bu yağların bir kısmının içinden kök hücre elde ediyoruz. Bu kök hücreleri aldıktan sonra geri kalan bir kısım dokular, yağ dokularıyla tekrar karıştırarak biz bunları kalçanın yuvarlaklaştırılması, şekillendirilmesi, daha dik hale getirilmesi için kullanıyoruz. Bunları yağ dokusunun içine ve kasın altına veya içine enjekte ettiğiniz zaman buradaki oluşumlar yeniden yağ dokusunun yaşamasını kolaylaştırır. Yani niçin yağla karıştırıyoruz? Yağ hücrelerinin yaşamasını bu kök hücreler daha kolay hale getiriyor. Çünkü onlar orada bir gençleşme sağlayan, canlanma sağlayan bir takım faktörler ve enzimler salgılıyor. Bunların sayesinde bu dokular burada daha iyi yerleşiyor ve daha kalıcı sonuçlar elde ediyoruz. Mesela kalça için kalça protezleri falan da uygulanıyor ama bu doğal ve kendi dokunuz olduğu için uygun hastalarda daha sağlıklı ve daha iyi sonuçlar elde edebiliyoruz.